kendi döneminde asaleti ve bilgeliğiyle nam salmış, kendi hükümdarlığında kızların hak rolünü büyütmüş bir insan. O Süleyman peygamberi bile kendisine hayran bırakan bir kadın. O Saba krallığının kraliçesi Belkıs. Saba İmparatorluğu'nun kraliçesi Belkıs, güzelliği, bilgeliği, kudreti, adaletli oluşuyla dillere destan bir kadındı. Sultan Süleyman ise sadece Kudüs Krallığı'na değil tüm varlıklara da hükmettiği rivayet edilen bilge ve güçlü bir adamdı. Aynı zamanda üç büyük dinde en fazla ismi geçen bir peygamber. Milattan öncesine dayanan dönemlerde bu iki güçlü kişilik arasında dillere destan olan bir sevgi bağı yaşanır ve onlarca edebiyat ve sanat eserine de ilham kaynağı olurlar. Gelin hep beraber bu muhteşem hikayeye tanıklık edelim. Uzun yıllar hüküm sürdüğü rivayet edilen ve toplumda kadınların önemli roller oynadığı Saba hükümdarlığının kraliçesi olan Belkıs, güzelliğiyle, zekasıyla ve gücüyle bilinen bir kraliçeydi. Milattan önce 10. yüzyılda yaşadığı söylenen kraliçe Belkıs'ın biyografisi hakkında ne yazık ki detaylı ve net bilgiler bulunmuyor. Günümüzde Etiyopya veya Yemen'in olduğu topraklarda hüküm sürmüş, arkeologların da hala araştırmaları arasında olan Saba hükümdarlığının gücüyle, güzelliğiyle ve zekasıyla bilinen kraliçesi olan Belkıs'ın antik Kudüs kralı olan Süleyman peygamberle aynı dönemde yaşadığı söyleniliyor. Hazreti Süleyman ile olan diyaloğu sebebiyle kutsal kitapların tümünde geçer. Ancak ismi bu kitapların her birinde farklı anılır. Eski Ahit'te kraliçenin ismi geçmez. Ancak bazı kaynaklarda bu şekilde değil, böyle değil anlamına gelen Makeda olarak anılır. İslam'da ise Belkıs olarak bilinir. Nereden geldiğine ve kökenine dair net bilgi bulunmaz. Ancak annesinin cin olduğu rivayet edilir. Dedesinin de babasının da çok zengin ve güçlü hükümdarlar olduğu söylenilir. Belkıs'ın babası bu denli gücüyle kimseyi kendisine evlilik yapacak kadar denk görmediği için cinler aleminden biriyle evlendirilir. Reyhana adıyla bilinen bu cinin de Belkıs'ın annesi olduğu rivayet edilir. Bu sebeple de tasvirlerinin pek çoğunda ayaklarının toynak olduğu ve ters dönmüş bir şekilde göründüğü tasvir edilir. Ancak bunun hiçbir akademik kayıtta yer almadığını belirtmek isterim. Hikayesini anlatıyor olmam sizlere bu bilgiyi de vermem gerektiği yönünde olduğu için ekledim. Hazreti Süleyman saltanatlı ve azametli bir peygamberdi. Onun hükümdarlığı bugünkü Filistin ve Ürdün'ün tamamını ve Suriye'nin bir bölümünü içine almaktaydı. Süleyman peygamberin en önemli özelliklerinden birisi Allah'ın ona verdiği bir takım mucizelerden toplum hizmetinde ve yönetiminde yararlanmasıydı. Kuşların dilini bilmesi, insan, cin ve kuşlardan ordu toplaması, rüzgarın gücünden yol kat etmede yararlanması bu mucizeler arasında sayılabilir. Hazreti Süleyman'ın adının geçtiği her yerde Saba Melikesi'nin adı da hatırlanmaktadır. Bilindiği gibi Yemen'deki Saba Devleti Melike Belkıs tarafından yönetilmekteydi. Onun asıl adının Belkıs binti Şerahil veya Belkıs binti Heddat olduğu ve 20 yıl melikelik yaptığı nakledilmiştir. İkisinin birbiriyle karşılaşması kaynaklarda geçtiği gibi sizlere aktarmaya çalıştım. Hazreti Süleyman Belkıs'la karşılaşması şöyle olmuştur. Süleyman peygamber Filistin'de Beyt-i Makdis'i inşa ettikten sonra hac için Harem-i Şerif'e gider. Hicaz'dan Yemen tarafına yönelir. Sana'ya kadar gidip orada konaklar fakat su bulamaz. Bu arada kılavuzluk yapan ve suyu yerini haber verecek olan Hüthüt kuşu kaybolmuş ve kılavuzluk işi aksamıştı. Ancak Hüthüt, Saba Melikesi Belkıs'ın kendisine ulaşmış ve Süleyman'a ondan haber getirmişti. Kur'an'da bu haber şöyle belirtilir. Hüthüt dedi ki, onlara hükümdarlık eden kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar. Süleyman peygamber haberin doğruluğunu anlamak için bir mektup yazıp Hüthüt kuşu ile Belkıs'a gönderdi ve tepkilerinin ne olacağını bir kenardan izlemesini bildirdi. Melike mektubu alınca danışma kurulunu topladı ve Süleyman peygamberden Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlayan önemli bir mektup aldığını ve Süleyman peygamberin kendisine itaat edilmesini istediğini bildirdi. Saba Melikesi Belkıs danışma kurulunu toplayarak ne yapılması gerektiğini sordu. Onların kendisine bu konuda tam yetki vermeleri üzerine de kendi görüşünü açıkladı. Kuruldaki konuşmalar Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilir. Sonra Melike dedi,
Ey devlet büyükleri, bana ne yapmam gerektiği konusunda yol gösterin. Bilirsiniz ki siz yanımda olmadan hiçbir işi kestirip atmam. Onlar şu cevabı verdiler. Biz güçlü savaşçı kimseleriz. Buyruk senindir. Ne dersen onu yaparız. Melike dediği, hükümdarlar bir ülkeye girince orayı perişan ederler ve toplumun önderlerini küçük düşürürler. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır. Bu yüzden onları elçilerle bir hediye göndereyim de bakalım elçiler nasıl bir sonuçla dönecekler. Melike elçileriyle Süleyman peygambere hediyeler gönderir. Süleyman peygamber hediyeleri önemsemez ve Allah'ın kendisine çok daha iyilerini bahşettiğini söyler. Daha sonra Belkıs bir kervan hazırlayarak Sultan Süleyman'ın sarayının yolunu tutar. Kervanın yola çıktığını gören Hütüt kuşu Sultan Süleyman'a haberi gönderir. Süleyman peygamber orada bulunan herkese şöyle seslendi. Kervan buraya gelmeden Belkıs'ın şanlı tahtını buraya getirebilecek kim var? İsmi İfrit olan cinlerden biri gidip Melike'nin tahtını getirebileceğini belirtir. Süleyman'ın bilgili adamlarından biri de gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm der. Bu zatın Süleyman'ın veziri Asaf bin Berhiya veya Hızır olduğu rivayet edilir. Kimin getirdiği ise kaynaklarda belirtilmez. Melike gelince önceden getirilmiş olan tahtı bazı değişikliklere uğratılır ve kendisine gösterilir. Senin tahtın böyle mi sorusuna Melike tıpkı aynısı diye cevap verir. Daha sonra Süleyman'ın camdan köşküne girince zemini su sanarak eteklerini toplar. Süleyman peygamber onun su değil billur olduğunu belirtir. Rivayete göre Süleyman peygamber bilgisine çok güvenen Melike'yi şaşırtmak için camdan zeminin altından su akıtmış ve içine balıklar koymuştu. Melike, Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum der. Ve İbrahim geleneğinden gelen tek tanrılığı kabul eder. Bu birliktelik uzun yıllar sürer. Ne yazık ki bu uzun süren birliktelik Belkıs ile birbirinden ayrılır. Kraliçe Belkıs daha fazla Kudüs'te kalamaz çünkü yönetmesi gereken bir ülke, liderlik etmesi gereken bir halk onu beklemektedir. Belkıs ne kadar bir süre sonra bilemiyoruz fakat eşi Süleyman'ı Kudüs'te bırakıp halkına liderlik etmek için ülkesi Saba'ya geri dönmek zorunda kalır. Ancak kraliçe ülkesine dönerken sultanın çocuğuna hamiledir. Ülkesine döndüğünde çocuğunu doğurur, Menelik ismini verir ve onu tek başına büyütür. Bazı anlatılara göre Menelik yeterince büyüdüğünde Kudüs'e gidip babası Süleyman'ı bulmuş ve onunla yaşamaya başlamıştı. Daha sonra ise genetik olsa gerek Menelik de ülkesine dönüp güçlü bir hükümdar olur. Menelik Etiyopya bölgesindeki tüm hanedanlıkların kurucusudur ve ilk Habeş kralı olarak bilinir. Etiyopya'daki Yahudiler de köklerinin Menelik'e dayandığını söylerler. Değerli dostlarım, sizlerin yoğun isteği üzerine derlediğim bu hikayede bir yanlışlık veyahut size yanlış gelen bölümler olursa, yorumlarda gerçeğini belirtip düzeltirseniz sabitleyeceğim. Böylece hepimiz kaynakların en güzeline ulaşmış oluruz. Saygılarımla. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.